Merhaba dostlarım, günaydın. Evet, sabahın karanlığında şimdi yola çıkıyorum. Gülümsercim beni yolculuyor. Günaydın. Hemen o üşümeden arabaya bineyim, hemen gideyim sevgili dostlarım. Ankara'ya gidiyorum. Dualarınızı esirgemeyin, sizi çok seviyorum. İnşallah elim boş dönmem sevgili dostlarım. İnşallah. Hadi bakalım. Ah dostlarım, havalimanındayım. Şu an geldim. Ankara yolculuğum başlayacak. Uçağım 9.45'te. Saat 11 gibi Esenboğa Havalimanı'nda olacağım. Çok önemli bir şey unutmuşum sevgili dostlarım. Ah ah ah, ne yapacağım bilmiyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Ne unuttum biliyor musunuz? Aa, mandalinaya bak. Mandalina yedim de az önce dudağımda kalmış. Hissetmiyorum ya. Dudaklarım falan da uyuşuk olduğu için pek hissetmiyorum. Dosyamı arabada unuttum sevgili dostlarım. Havalimanına girerken serviste aklıma geldi. Bütün hasta bilgilerimin 2016 yılından beri olan tedavilerim, bilgilerim, patolojilerim, petlerim, her bir şeyimi arabada unuttum. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. En abuzdan ne kadar görebilirse oradan bakacak. Gerisini bir şekilde mail olarak atacağım. Dönüş, yani eve gidip dönsem, almaya kalksam hani arabaya, uçağı kaçıracağım. O yüzden böyle bir şey, kafa gidiyor gerçekten. Hatırlatanım da yok yanımda gerçekten ya. Vallahi billahi benim kafa gidiyor. Benim yanımda hatırlatan biri olması lazım. Sürekli biri olması lazım. mandalina yedim 3-4 tane. Su almıştım, suyu da bulamıyorum. Su da yok yanımda. Böyle birazdan bir saat sonra uçağım kalkacak. Şu an tekerlekli sandalyedeyim. Şöyle göstereyim. Evet, çünkü engelli raporunuz varsa, zorlanıyorsanız yürümekte falan, mutlaka tekerlekli sandalye isteyin havalimanında. Görüşürüz dostlarım. Gelişmelerden, güzel haberlerden sizleri bilgilendireceğim. Birazdan ineceğiz. Evet sevgili dostlarım, Kızılay'dayım, geldim. Ne kadar değişmiş buralar. Ana,
büyümüş ya, bir şeyler olmuş buralara, çok değişmiş. Kalabalık, bir sürü insan var. Evet, Ankara'dayım sevgili dostlarım. Şimdi Müjge Hanım'ın yanına gidiyorum. Sonra oradan da hastaneye gideceğim, bilgi vereyim dedim. Görüşürüz. Ay, burada bir çarşıya girdik. Arkadaşımın dükkanı burada. Nasıl güzel, nasıl tatlı bir yer. Çok güzel. Anam. Çok güzel. Gümüşçüler var. Arkadaşım da gümüşçü. Ona da gidiyoruz. O da komple Muğla'ya yerleşecek de. Evet, kapatıyorum şimdi dostlarım. Ay evet dostlarım, şimdi Müjgan gitti bana böyle bir şeyler almaya. Karnım acıktı, yoldan geldim de. Ben de dedim dükkanını çekeyim. Bakın, Ankara Kızılay'da Moda Çarşısı'nda Venüs Gümüş burası. Hani Ankaralılar, buyurun gelin. Muhteşem, değişik şeyler var ya. Ne kadar çok güzel şeyler var. Artık ben takı takamıyorum. Takabilseydim alırdım da. Ay çok güzel. Kendimi de çekeyim şöyle. Çok güzel. Bir de Müjgan. Bu çantaları da Müjgan yapıyor değil mi? Evet. Ablasıyla beraber. Ablasıyla beraber bu harika çantaları yapıyorlar sevgili dostlarım. Bunlar el emeği, göz nuru, artı size bir şey daha göstereceğim. Bakın, asıl yaptığı şeyleri göstereceğim. Keçe kök müydü, neydi? Keçe sorusu. Keçe. Bakın, keçe. Bunları yapıyorlar. Ve ayrıca öğretmenliğini yapıyorlar, kurs veriyorlar. Orası Akyaka. Akyaka'yı yapmışlar. Akyaka şey, azmak değeri. Aynen. Ayrıca dediğim gibi kursunu veriyorlar burada. Bence mutlaka ulaşın kendilerine. Ay çok güzel. Şunlar ne kadar güzel. Onları da mı kendileri yapıyor? Ay ne becerikli. Maşallah. Çok seviyorum becerikli insanları. Bakın. Görüyor musunuz? Şu montumu çekeyim de. Şu güzelliğe bakar mısınız? Venüs Gümüş burası. Bakın, unutmayın. Bakar mısınız? Ay ben bunlardan almam lazım. Alıp evime takmam lazım. Çok güzel. Gerçekten sevgili dostlarım, mutlaka gelin Müjgan'a. Özellikle şunlar, şu keçeler, şu tablo gibi al evinde duvarına as. O kadar güzel ki. Muhteşem. Şu çantaya bakar mısınız? Çantayı da göstereyim, heybeyi. Şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki. Ay vallahi çok güzelmiş. Aa, bu da çok güzel. Şimdi ışıktan yansıyor ama çok güzelmiş. Üç boyutlu. Evet, Atatürk'ümüz. Çok güzel. Şöyle tutsam. Evet, Venüs Gümüş, Hicran ve Müjgan. Ah, işte bu kadar. Hastaneye geldim. Ankara Memorial. Hadi bakalım. Güzel haberler inşallah alacağım. Bu arada dosyamı unuttum ya. Ne yapacağım bilmiyorum, neyse. Bir bakalım doktor ne diyecek. Anam, tavla da pek hoş. Sevgili dostlarım, Müjgancımın evine geldim. Müjgancım şu an iş yerinde. Hastaneden çıktım. Ondan sonra bana evin adresini yollamıştı. Oğlu zaten evde. Geldim eve, odama geçtim. Biraz dinleneceğim. Evet, haberleri vereyim size. Elim boş döndüm de diyebilirim. Yarım dolu döndüm de, döneceğim de diyebilirim. Yani şöyle bir şey oldu. O istediğim ilacı devletin bana vermesi için, onay vermesi için daha doğrusu, bana verse bile parayla veriyor zaten. Mahkeme açacağız, yine uğraşacağız da. Onay vermesi için bir de Elubrin Haloven diye bir ilaç varmış. O ilacı da Sağlık Bakanlığı reçete olarak yazıyormuş doktor. Sağlık Bakanlığı onay veriyormuş ve o ilacı karşılıyormuş. O ilacı da denemem gerekiyormuş. Yani
denenmeyecek hiçbir ilaç kalmaması gerekiyormuş ki o istediğim ilacın onayını vermesi için. Diyor ki Halloween'e diyor kullanmadan diyor bunu diyor başvurursak, reçete yazarsak diyor devlet diyor onay vermeyebilir dedi. Bunu da zaten Muğla Sıtkı Koçman'da Özgür Hoca yazabiliyor Sağlık Bakanlığı'na, isteyebiliyor. Yani Ankara'da işim bitti sevgili dostlarım. Ankara'dan döneceğim, tekrar Muğla'da Elubrin Halloween diğer adıyla denilen ilaca başvurup o ilaçla buluşacağım. İnşallah iyi sonuçlar alırım. Ondan sonra hiç bu sacit sumapa gerek bile kalmaz. Evet, bugün çok yoruldum. Saat şu an 4. Gülümser evde olduğu için gülümsercim ne yapıyorsun acaba tek başına? Onu da arayamadım. Kimseyi arayamadım. Anca işim bitti. Ne diyecektim? Müjgancım 6'da kapatacak dükkanı. Gelecek. O gelene kadar ben birazcık yatıp dinleneceğim sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bak bütün Türkiye'yi dolanıyorum. Çare bulmak için kendime. Bir de inanmayanlar var ya, bu nasıl kanser, bu nasıl son evre, yatak döşek yatması lazım diyenler var ya. Ah Allah, vay siz var ya, kendi bacağınıza sıkıyorsunuz, öyle bir sıkıyorsunuz ki bacaklarınıza. Ah ne diyeyim, kendi bacağını sıkan insanlar. Allah yardımcınız olsun sizin. Arkamdan konuşan, önümden konuşan, adımı vermeden konuşan, adımı vererek konuşan tüm insanlar, kendi bacağınıza sıkıyorsunuz, bilginiz olsun. Mutsuzlukla cehaletinizi birleştirmişsiniz. Burada hasta bir kadınla uğraşıyorsunuz, kıskanıyorsunuz, deliriyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Yani normalde bu herkesin hoşuna gider. Ha ne güzel çıldırtıyorum falan, delirtiyor falan der ama benim hoşuma gitmiyor. Ben acıyorum size. Çok üzülüyorum size. Kim olursanız olun. Sonra konuşuyorsunuz. Bir de soruyorlar sana, size. Niye konuştun hasta kadın hakkında? Yuh sana şöyledir böyledir. Ondan sonra bir de inkar ediyorsunuz. Biz başka birisi hakkında konuştuk. Siz başka birisi hakkında, sizde ne kadar çok düşmanınız varmış anam. Herkesle, 7 milletle düşmansınız sizde. 7 millet tükaka, siz iyisiniz. Hay bir de bana laf söyleyenler, size bir şey daha söyleyeyim. Yani 72 bin abonem var. Beni seven, sevdiğim dostlarım var. Bu 72 binin kafası çalışmıyor. Kesinlikle benim kötülüğümü görmüyor. Ben çok kötüyüm ya. Ondan sonra o kadar böyle kafaları şey ki basmıyor. Beni seviyor. Yanlışlıkla seviyorlar işte. Hata yapıyorlar. Kafaları basmıyor. Bir tek siz biliyorsunuz. Yani 72 bin takipçimin aklıyla oynuyorsunuz. Yani o kadar da gerizekalısınız. Ne diyeyim ki size. Yani biraz işinize gücünüze bakın, kendi hayatınıza bakın, bırakın onunla bununla uğraşmayı, bırakın benimle uğraşmayı, etrafınızdaki insanlarla uğraşmayı. Hele siz o arkamdan konuşanlar, siz var ya, siz karıncanın yuvasına çamaşır suyu döken, evin içinde, evinde karınca bastı diye çamaşır suyu döküp hepsini infilak eden, balkonunda güvercine yem koyan ablanın, işte su koyan ablanın balkonundan bütün yemleri döküp suyu kaldırtıp benim balkonuma gelip kaka yapıyorlar diyen zihniyet. Sen benim arkamdan konuşma, o benim videolarımı da sil, benim videolarımdan para kazanmaya da çalışma. Tamam mı? Haram zıkkım olsun sana, benim adımı kullanarak benim videolarımdan kazandığım paralar haram zıkkım olsun sana. Tamam mı? Bir de sen kimsin? Dış kapının dış mandalısın. Kimsin ki sen? Kimsin yani? Neyse, hadi öpüyorum sevgili dostlarım. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Benim gerçek dostlarım. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın.